Mucizelere inanır mısınız? Yani mutlaka inananlar da vardır, inanmayanlar da. Ben inanıp inanmadığımı söylemeyeceğim. Şimdi o ayrı bir tartışma konusu. Zaten kimseyi de ilgilendirmiyordur eminim ama zaten arkamda yazan da haberin özeti. Bunu neden sordum? Bir kadın metro istasyonunda bekliyor trenin gelmesini. Tren yaklaşıyor ama durmuyor. Kadının başı dönüyor, bir anda sendeliyor ve tren tam geçerken işte görüyorsunuz zaten haberi de getireceğiz ekrana. Tam o böyle peronla tren arasına düşüyor. Peki sonrasında ne oluyor? Bir izleyelim. Başını tuttu, önündeki adamı uyarmaya çalıştı ama olmadı. Sendeleyerek hızla trene yöneldi. Birkaç saniye içinde o daracık boşlukta gözden kayboldu. Kimi başını çevirdi, kimi sevgilisinin gözlerini kapatmaya çalıştı o korkunç ana tanık olmamak için. Dakikalar sonra trenin altından sağ salim çıktığında herkes derin bir nefes aldı. Görüntüler Buenos Aires'teki bir tren istasyonundan. Bir iş görüşmesine giden Candela isimli genç kadın arkadaşlarıyla buluşmak için bekliyordu. Tansiyonu düşünce gözleri kararan kadın önündeki adama tutunup yardım istedi. O ne olduğunu anlamayınca sendeleyerek durmak üzere olan trene yöneldi. Başını çarptıktan sonra trenle peron arasındaki bir karışlık boşluğa düşüp gözden kayboldu. Neyse ki tren zamanında durdu. Görevliler hemen yardıma koştu. Herkes onun parçalandığını düşünüyordu ama birkaç saniye sonra görevliler onu sağ salim tekrar perona çıkardı. Hala kendine gelememiş olan Candela'yı kenara çekip yere yatırdılar. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünden sonra bir tekerlekli sandalyeyle istasyondan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Gözünde sıyrık ve kaburgasında bir kırık tespit edilen genç kadın 12 gün boyunca tedavi gördü. Görüntülerin yayınlanmasından sonra bütün dünyada gündem olan Candela, televizyoncularla birlikte yine kaza yaptığı istasyona gitti. Küçük bir kız olan 24 yaşındaki Candela, mucize kurtuluşa kendisi de inanamıyordu. Ay bir de kafa üstü düşüyor. Yani büyüklerimiz ne güzel demiş değil mi? Öldürmeyen Allah öldürmez.